Değerli takipçiler bugünkü videomuzun başlığı benim biliyorsunuz 25 yıllık mesleğimde değerli takipçiler müzisyenlik. Şimdi hemen şöyle anlatıyorum. Bu videoyu da çok iyi izleyin. Herkes de en azından bilsin müzisyen nedir? Müzisyenin parası nasıl dağılım olur? Bunu hepsini tek 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 anlatacağım. Kadraja girmek istemeyenler şöyle çıkabilir. Abla sen gelmek istiyorsan çıkabilirsin. Sıkıntı yok. Şimdi bakın Burası bir düğünde müzisyenlere atılan bağış. Şöyle yukarıdan yavrum yukarıdan şöyle gel. Şimdi bu parayı abo ana burada ne çok para var demeyin. Bunların hepsinin yüzlük olduğunu bir düşünün. İki yüzlük olduğunu bir düşünün. Şimdi benim burada size de söylemek istediğim e, para normalde kimseye gösterilmez. Burada bilinen bir gerçek var ama uyulmayan saygı var. Şimdi bu bahşiş atılırken adamlar oynuyor. Bu bahşiş kime atılır? Sahnede olan emekçilere atılır, müzisyenlere. Annelerden, babalardan özellikle ricam. Bazı biz düğünlere gittiğimiz zaman çocuklar paranın yüzüne bakmıyor. Bazı düğünlere gittiğimiz zaman da anneler, babalar yerden paraları şöyle yaptık duruyor. Bakın şurada ya. Çocuğum al 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 topla gel. Çocuk topluyor. Gözlerimizle gördük mü abla? Anne veriyor. Anneye veriyor, anne de şöyle yapıyor. Yani düğüne giderken taktığı altın, takanın, akçanın parasını düğün sahibinden sağdan soldan çıkartmaya çalışıyor. Bu çok büyük bir terbiyesizlik. Çocuklara yüzde bir toplu iğne ucu kadar asla bir şey söylemem söyleyemem. Onlar çocuk. Onlar bizim baş Onlar dünyanın en tatlı meyvesi. Çünkü çocuk oradan para alırken o çocuğun elinden parayı almak yakışmaz. Ama annelere, babalara özellikle söylüyorum. Evlatlarınızı öyle bir yetiştirin ki bazı anneler babalar var. Çocuğuna şu şekilde baktığı zaman çocuk şöyle bir yapıyor. Ama o çocuk Çocuğun buradaki parayı alamaz. Bizler de müzisyen olarak o çocuğun elindeki parayı almak bize yakışmaz. Ama bir gün bir memlekete gittim. Memleketi söylemeyeceğim. Söylersem çok büyük olay çıkar abi. Siz lütfen sakın memleketi söylemeyin. Allah bin türlü belam versin. Bu çanta dolusu parayı ben yerlerde şu şekil toplarken toplarken anam ağladı. Benimle beraber kadınlar. Bak özür dilek söylüyorum. Kadınlar o mine teklerine bakmadan şöyle oturarak paraları toplayıp toplayıp şuralarına şuralarına atarken ben onları izlerken yerin dibine girdim utandım. Şimdi konuya bir geliyorum. Bu para müzisyenler kendi aralarında nasıl paylaşılır? Hak, hukuk, adalet nedir? Bunu açıkça söyleyeceğim. Bunu da bilmenizde fayda var. Sahnede orkestra olarak kaç kişi çalışıyor? 10 kişi. Kim vardır sahnede? Müzisyenler vardır. Aynı zamanda da sahnede o milleti eğlendiren iki tane ya da bir tane mikrofonu tutan solist vardır. Solistin aldığı para ayrıdır. Orkestranın aldığı para ayrıdır. Atıyorum bir solist bugün 3.000 5.000 TL alıyorsa arkadaki saz çalan arkadaşlar 1.000 TL 2.000 TL alıyordur. Yani solistle müzisyenlerin arasında fark vardır. Para dağılımı normalde nasıl olur? Bir Fatih Bank olarak anlatıyorum. Aynı zamanda biz orada... Abi sesi lütfen bir keselim. Çıkmasın, telife girmesin. Orada sahneye bize emek veren ışıkçı ve ses sistemci vardır. Biz bunlarla ortak çalışırız. Yerlere para atıldığı zaman ses sistemciler bizlere yardım eder, paraları toplarlar. Ses sistemcilere bizim kendi gönlümüzden kopan onların kalbini kırmayacak şekilde para paylaşımı yapılır. Örnek biz 1000 lira alıyorsak onlara 300-500 TL normalde müzisyenin hakkıdır. Normalde eğer sesçi parayı toplamazsa ona da normalde ücret verilmez ama bizde bir ahlak var. Çünkü o sahnede beraber emek sarf ediliyor. Bu paralar aynı şekilde paylaşılıyor. Buradaki paranın hakkında Garson buradan para alamaz isteyemez bir. Fotoğrafçı para alamaz isteyemez. Nasıl isteyemez? O da emek veriyor. Hayır. O fotoğrafçı fotoğrafını çekiyor. Garson onunu getiriyor. Yövmesi Biz sahnede yani millet oynarken oh ne güzel tabak getirdin, ne güzel fotoğraf çektin diye para atmıyor. Eğlence yatıyor. Bunu da şöyle söylemekte fayda var. Şimdi orkestrada para dağılımı nasıl olur? Başkası nasıl dağılım yapıyor? Beni hiç ilgilendirmiyor bazı orkestraların almış olduğu kararda soliste ne diyorlar söyleyeyim mi? Özür dilerim söylüyorum. Solist üçün birini alsın. Solist para alamaz diyorlar. Şimdi neden solist para almıyor? Solist çok para alıyor. Hemen onun akabinde şöyle söylüyorum. Bu solist evinden çıkıp arabasına biniyor. Makyajını, takım elbisesini, kuaförünü, saçını, başını aklına gelebilecek her şey. Kadın tayfası zaten ayrı bir sıkıntı, stres sahneye gelirken. E zaten sahneye geliyorsa zaten fazlasını alıyor. Fazlasını alacak solist olduğu için hiçbir müzisyen de solistin aldığı parada gözü olmaz, olamaz. Olursa o zaman artistik yapmayacaksın. Sen de solist olacaksın. Solist olamıyorsan solistin aldığı paraya göz dikmeyeceksin. Buradaki olay nedir? Burayı topladı. Kaç bin lira çıktı? 15 bin lira para çıktı. Orkestrada birkaç kişi? Örnek 10 kişi. İki tane solist varsa burada benim kendi nacizane fikrimde hak hukuk adalet yerini bulsun diye orkestradaki müzisyenler başı eğer 1550 lira para düşüyorsa ortalama solistlere de Biner TL para verilir. Ama bazı yerlerde şöyle yapılıyor. Herkes 1500 lira aldı ya. Soliste şöyle bir yapılıyor. Şu 120'yi al sen. Bazı solistler de şey yapar. Onu sen kendin al, serpak yap tahritin alırsın. O ne lan? Salak. Çünkü müzisyen şimdi şöyle çalıyor mu? Bak. Bak müzisyen şöyle çalıyor. Müzisyen buradan ne akıtıyor hocam söyler misin bir sesini müzisyen buradan ne akıtıyor evet. ter akıtıyor solist ne yapıyor şöyle mi yapıyor cani 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 solist o mikrofonu bir çeksin arkasını dönsün bir gitsin para nereden gelecek hemen müzisyenden bir cevap biz de ona çalmazsak biz de ona çalmazsak biz varsak onu bunu bilmem. Solist varsa müzisyen var, müzisyen varsa solist var. Bu elmanın yarısıdır. E peki Fatih'cim elmanın yarısıysa neden orkestra 1500 lira alırken siz soliste 1000 lira veriyorsunuz? Orada şöyle bir hesap kitap var. Onlar orkestradan biraz fazla aldığı için örnek bir müzisyen 1000 lira alıyorsa bir solist 3000 lira 5000 lira belki kimisi 15000 lira alıyor. Bu ayrı bir konu. Ama bazı orkestralarda solist asla para almaz. Ben buna kendi şahsi fikrim olarak 33 yıllık beyaz eşya kombici, kombiciyim. Bana sen bakın hiçbir nota bilgim yok. Notasız bilgisiz Ankara camiasında parmak atmadım orkestra kalmadı. Şu an Tarkan'ın sahnesine çıkayım. Büyük konuşuyorum. Tarkan'ın yanında bir davul darbuka çalayım. Eğer kendime alkışlattırmazsam, kendime ıstık çaldırtırmazsam namussuzum. Notam yok ama tecrübem var, kulağım var, bilgim var. Çünkü o sahnede herkes emek veriyorsa, herkes hakkını alacak. Ama ben de bir de şöyle bir yapı var. Diyorum ki, solist benimle, solistler benimle aynı sahneye geldi mi? Geldi. Ben eşek gibi o sahneye geldim mi? Geldim. Onlar geldi mi? Geldi. E orada bir emek verildi mi? Orada alın teri döküldü mü? Benim hakkaniyetim nedir biliyor musun? Eğer ben bir darbukacı klavyeci onlar ikişer bin lira alıyorsa solistler de aynı parayı alacak. Herkes kafası rahat olacak. Bunu da buradan söylemekte fayda bir, bir e, olduğunu umut ediyorum. Buradan da özellikle şu cümleyi söylemek istiyorum. Ülkede müzisyeni adam yerine koymayan kim varsa kendi çapına namussuz ve şerefsizdir. Herkes her şey olabilir. Sanatçı olmak. Adalet, ad <gülüyor> adalet, <gülüyor> Estağfurullah. Allah keşke arkaya çekseniz de şu arkaya çekti bir tiplere bak tiplere bak. bak. Bak bak. Adalet. Allah razı olsun. Şimdi ad hemen şöyle bir yapayım. Çok sevdiğim solist ablam. Neval ablam Neval Solak. Instagram'dan her yerden ekleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. De. Takip edilmeye, beğeni yapmaya abla çıksın. Birbirine mi? Çünkü sevgiliye saygıyla Allah ne muradın varsa versin. Şimdi bu kadın olmazsa o sahnede hareket, heyecan olmaz. Telefonu çeken arkadaşım elektro gitarcı. Bu adam kıçı terleyerek Omuzumda Sevda Yükü diye bir parça var ya, omuzunda klavyelerle ve Allah bin türlü belamı versin. Bu kadar parayı çok özür dilerim. Sakın yanlış anlama. Kullanacağım cümlede tabiri caizde bir yanlış varsa özür diliyorum. Köpekler gibi, hayvanlar gibi, insan gibi diyeceğim. İnsan onu bir yapamaz. Alemizin ikinci ismi, Ali saksafon çalıyor. İkinci ismini Selim abi koydu. Dyson. Para daha yere hüşmeden hop paraları topluyor. Size yemin billah ediyorum. Sürekli eğil kalk, eğil kalk. Şuna Çin işkencesi mi videolar askerde? Şöyle bir yürüyüşe. Ve siz yerinizde bir dakika şöyle oturun kalkın baldırlarınız gider. Bu adam, ben size şunu söyleyeyim. Yalan söylüyorsam namerdim, namussuzum. O kadar orkestrada çalıştım. Hem boynumda davul çalarken tokmağı cemme koyup çubukla şöyle yaparken yıllarca paraları böyle hayvanlar gibi köpek gibi topladım. Orkestradan bir Allah'ın kulu çıkıp da bana Fatih'im sen zaten davul çalarak milletin altına yatıyorsun, oraya yapıyorsun, şov yapıyorsun, para topluyorsun. Bir güne bir gün kimin zoruna da gidiyorsa gitsin. Şu orkestra biner lira alırken bana bin yüz lira dahi fazla para vermediler. Bu da büyük bir karaktersizlik. Ben istediğimden değil. Adam yerine koyulmadığımı hissettiğim için. Oğlum o kadar para topladın, emek yaptın, emek yaptın. Ondan sonra bizim Halim'iz orkestramıza geldi. Allah razı olsun renk verdi, duygu verdi, karakter verdi, kişilik verdi. O paranın oradan ben nasıl topladığını bildiğim için, bir emekçiye nasıl saygı duyulacağını bildiğim için orkestraya dedim ki, Arkadaşlar kimse yanlış anlamazsa, izniniz olursa sizlere biner lira verirken ben bu adama 500 lira para veriyorum dediğimde orkestradaki adamlardaki namusa, şerefe, haysiyete, damara, asalete bak. Abi sen ne diyorsun o? Dediniz mi abi? Evet. Çünkü burada diyoruz ki iş bilenin kılıç kuşanan olsun. Onun için diyoruz ki çeşke ülkemizde her patron, her işçi birbirine saygılı, sevgili olsa diyorum. Videoyu kapatıyorum. Şuradan da şöyle algılanmasın. Her gittiğimiz düğünde böyle bir paralar gelmiyor. Bugün böyle bir yani çamsı şurada toplasak biz adam başı 750 şer biner lira belki para alırız ya da almayız. Bunu da söylememde fayda var. Artı müzisyenleri adam yerine koymayan valeler var. Müzisyenlerini adam yerine koymayan otoparkçılar var. Müzisyenleri adam yerine koymayan garsonlar var. Müzisyenleri adam yerine koymayan saçma sapan insanlar var. Sadece abicim dur. Sadece şunu söylüyorum. Müzisyen oteli oraya buraya gelir. Arabası çeker, arabasının bagajından malzemeleri indirdiği zaman müzisyen olduğunu anlarlar ya, müzisyenin şöyle bir köpek muamelesi var. Abla dur, arabanı ileri çek birader. Niye? Müzisyensin sen. E öbür müşterilerin arabasını atıyorsun, alıyorsun, müşterini alıyorsun ama müzisyenin arabasını al almıyorsun. Müzisyenin arabasını alacaksın, Götüreceksin, getireceksin. Müzisyen de senin hakkını verecek. Müzisyen adam yerine koymuyorlar. Şimdi son noktayı söylüyorum abla. Konuyu kapatıyorum. Valeler müzisyenleri sevmiyor. Garsonlar sevmiyor. Ve arkalarından konuş, bizim arkamızdan konuşulan cümleleri söyleyeyim mi? Çok özür dilerim söylüyorum. Kimsenin ona gitmesin. Pezevenkler geliyorlar. 2-3 saat çalıyorlar. Aldıkları paralara bak. Ben de buradan bizlere, müzisyen camiasına pezevenk denen o pezevenk diye hitap eden namussuzlara sesleniyorum. Dünya genelindeki bütün müzisyenleri toplarım. Bizim hakkımızda kötü konuşan garsonlar, adını sen getir, fotoğrafçılar ve otoparkçılar ve valeler. Bütün müzisyenler namussuzum, şerefsizim, haysiyetsizim. Sizin hepinizin yaptığı işi eğer götüyle yapmazsa Allah bin türlü belamı versin. Gider arabayı zaten Müzisyen araba kullanan bir adam gider arabayı getirir efendim buyurun der. Garson benim hangi bir ülkedeki en salak, en saf, en gerizekalı müzisyen olsun, solist olsun tabağı müşterinin önüne götürebilecek kabiliyeti var. Ülkedeki dünyadaki bütün garsonları, bütün fotoğrafçıları, müzisyenleri sevmeyen ne kadar namussuz varsa sahneye çıksın o müzisyenin elindeki mikrofonu alsın, gitarı alsın, klavye alsın sadece şunu çalsın eğer hayatıma son vermesem namusuzum. Daha dün annemizin kollarında koşarken bu. Dan 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 dan. Ran dan din lan din lan din lan ya da kim bilir? Şunu çalsın, hayatıma son verim. Bunu çalamayacaksan bu kadar kabiliyetin yoksa senin yaptığın işi müzisyen yapıyorsa demek ki burada müzisyene saygın olacak, sevgin olacak. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Evinizden sağlık, saat, huzur, mutluluk hiçbir zaman eksik olmasın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Hadi abi, hemen hemen hızlı bir şekilde bir dalalım.